Varlığı sadece bir bina dikip içine 3-5 tane kalıbı oluşturup insanları yerleştirmekten ibaret değil. Burada yürümekte olan bir sistemde bağımsız denetimin önemli olduğunu görüyoruz. Bağımsız denetim işini yapan bağımsız denetçinin niteliklerinin ve mesleki uzmanlığının önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bağımsız denetçinin de layıkıyla işini yapıp yapmadığını, ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki onun da gözetimini ve çalışma mesleki kurallarını belirleyen bir kamu gözetimi kurumu var. Peki kamu gözetimi kurumunun varlığı sadece bağımsız denetçilere bir takım mesleki standartlar vermekten, bunu kalite kontrol standartları uygulayacaksın, şu belgeyi şu kadar parayla da alacaksın, işte resmi sicile kayıtlı olacaksın, her 2 yılda bir sürekli eğitimden geçeceksin veya 3 yılda bir demekten mi ibaret? Yani sırf biz bağımsız denetçilere veya bağımsız denetim kuruluşlarına bir angarya olalım mı diye varız, getirdiğimiz düzenlemelerle. Kısaca bundan bağımsız denetçilerin faydası ne? Bağımsız denetçilerin faydası da özetle şu, etkin işleyen bir kamu gözetimi yapısında İyi ile kötü bir kere ortada ayrıştırılacak. Rekabette pozitif olarak da, iyi rol olarak, iyi rol modeli olarak da ortaya çıkanlar elbette kötü olanlardan ayrıştırılacak ve böylelikle daha iyi işleyen bir rekabet ortamı. Yani kötünün cezalandırıldığı bir düzenleyici, denetleyici ortam ortaya çıkacak. Ama daha da önemlisi şu bence. Ben buna Schengen vizesi diyorum özetle. Hani bir öğrenci arkadaşlarımız olabilir, bizler olabilir. Bir Amerika'ya gitmek istediğimizde, Avrupa Birliği'nde bir Schengen vizesi almak istediğimizde bayağı bir uğraşırız değil mi? Pasaportumuzda bir vize vurulduğunda, bir damga vurulduğunda, oh be ne güzel, vize aldım, şurayı da dolanacağım, gezeceğim, buraya da gidebileceğim, Schengen vizem de diye seviniriz. Aslında KGK'nın varlığı da bağımsız denetçilerin raporlarının, emeklerinin üzerine vurulmuş bir vize, bir Schengen vizesi gibi. Çünkü AB direktiflerine uygun olarak yapılan yetkilendirilme işlemleri, AB direktiflerine uygun olaraktan buradaki bağımsız denetim kuruluşlarının ve denetçilerinin güvence denetiminden, gözetim faaliyetlerinden geçmiş olması, onların akredite olması demek. Burada yaptıkları işin tekrar Almanya'da, Fransa'da belli bir otoritenin onayından geçmeden adeta bir vize almış gibi orada da kabul görmesi, sınırları, kapı kuleyi rahatlıkla aşabilmesi demek. Bu anlamda kamu gözetimi tüm oyuncular için, yatırımcıların güveninin artması, işletmelerin daha düşük fon sağlayabilmesi, burada KOBİ'ler çok önemli. Çünkü en büyük problem fon maliyetlerinde, fon erişimde KOBİ'lerimiz oluyor ve onların da zamanla bu kapsama kendi ölçeklerine uygun uygulamalarla girmeleri gerekiyor ve biraz önce de belirttiğim gibi meslek mensuplarımız, denetçiler bakımından kamu gözetimi kurumunun varlığı çok önemli. Ve bu global toplu perspektifte makroekonominin de finansal istikrarının da yararına olacak bir şey. Son olarak sözlerime son vermeden önce burada genç arkadaşlarıma hitaben bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Tabii kariyer planlamalarınızı yapacaksınız. Muhasebe, denetim, işletme bunlar önemli alanlar ve gelişen sektörler. Özellikle Türkiye'de kamu ağırlıklı bir denetim anlayışından zamanla vergi ağırlıklı bir denetim anlayışından zamanla tüm topluma faydalı olan dürüst resim ilkesine uygun bir mali raporlama sistemine doğru gidiş var. Burada illaki denetçi olmak zorunda değilsiniz, illaki muhasebeci olmak zorunda değilsiniz ama bu sistemleri bilmeniz gerekir. Yani bir çalıştığınız kurumda bir yönetici bile olsanız muhasebecinin, denetçinin ne işe yaradığı, hangi işlevleri gördüğü çok önemli. Kurumların nasıl çalıştığı, mekanizmaların nasıl yürüdüğü çok önemli. Bu anlamda tercihlerinizi illa 4. sınıfta mezun olduktan sonra değil de şimdiden oturtmanızda ve meslekleri tanımanızda fayda var. Ki böyle o paneller, oturumlar da meslekleri tanımanız bakımından sizler açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kamu gözetimi kurumu bildiğiniz gibi uzman yardımcılıkları suretiyle devlet memurluğu sıfatını taşıyan elemanlar uzman yardımcıları alabilmekte. Bunların yaklaşık her yıl biz yaklaşık 10'a yakın hem bilişim uzmanı olarak hem kamu gözetimi kurumu uzman yardımcısı olarak eleman alıyoruz. Yeni arkadaşları aramıza davet ediyoruz. Yalnız burada literatürü takip edilmesi çok önemli. Yani dekanımız da söyledi, sayın başkanımız da söyledi. Yabancı dil özellikle bizim standartlar üzerinden çalıştığımız ve literatür de genellikle İngilizce üzerinden yürüdüğü için yabancı dil konusunu mezun olayım da sonra halledeyim noktasında değil de şimdiden fırsatınız varken, vaktiniz de eğer varsa halletmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek
bireysel olarak çalıştığınızda, özel sektörde ya da KGK gibi kamu kurumlarında çalıştığınızda yabancı dil önemli bir avantaj olarak önünüzde size bir artı değer olarak, varlık olarak duracaktır diye düşünüyorum. Kariyer planlamalarında şimdiden başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler.